Türkiye bunlarla uğraşırken işte bu 400 dolarlık casuslar ortaya çıkıyor ve bu 400 dolarlık casuslar da ülkeyi yönetmeye talip oluyorlar. Metin Gürcan'ı hatırlıyorsunuz. Bu stüdyoda Metin Gürcan'ı bütün ayrıntılarıyla güzel güzel anlattık. Deva Partisi'nin kurucularından Metin Gürcan, yüzbaşı. Gözaltına alınmıştı. İşte ifadesi ortaya çıktı. Dünden beri bütün gazeteci gruplarında Metin Gürcan'ın ifadeleri dolaşıyor. Ben ilk geldiğinde çok da itibar da etmedim. Hani bir uydurmuş yazmıştır. Ne olur ne olmaz diye devletin açıklamasını bekledim. Evet, gerçekten bu adam kendi de böyle itiraf etmeye başlamış bazı şeyleri. Bunlar başlangıç. Ben sizi uyarayım. Geçen sefer uyarmıştım. Bu adam kendisi parayla rapor yazan. Başka gazeteciler de siz de yazabilirsiniz. Sizin raporlarınız da ne kadar kıymetli. Bunları televizyonda söylüyorsunuz. Bunlar boşa gidiyor. Sizi ben İstinye'ye götüreyim. Amerikan Büyükelçiliği'ne bilmem ne raporu yazın. Şu elçilik, bu elçilik size paralar veriyor diye anlatmıştım. Şimdi bunların iki tanesini söylemiş. Çok var bir kere, anlattığı kadar değil. Çok daha fazla. Ve ağzından bir rakam kaçırmış, 400 dolar diye. Buna da telif demiş. Şimdi birinci soru şu, diyor ki kendini savunuyor. Bunlar diyor açık kaynaklardan. Açık kaynak mı? Ne demek açık kaynak? İşte gazetelerden okudum, zaten ortada olan bilgiler. Sus! Ne açık kaynağı? Devletin yüzbaşısının soyadını bilemez gavur ya. Kardeşim sen yüzbaşısın, yüzbaşı. Senin soyadını bilemeyecek bu adam yani. Konuştuğun adam adını soyadını bilemeyecek senin. Fotoğrafını bile, senin fotoğrafını çekemez. Gerizekalı mısın sen? Kime numarası yapıyorsun sen? Benim devletimin, ordumun, yüzbaşınızsının suratı bile istihbari bilgidir abi. Ne anlatıyorsunuz? Bu kadar düşük adamlar devleti yönetmeye talip oluyorlar. 400 dolara kiralanabilen bir adam devletten yetki istiyorlar. Allah korusun. Ya bizim kaç bin yıllık mücadelemiz bu Metin Gürcan gibi hainlere devleti vermeme mücadelesi. Metin Gürcan kendini yeni zannediyor. Ya bu milletin bin yıllık hafızası var Metin Gürcanlarla ilgili. Ya 400 dolara kiralanan adamsın sen. Sana yetki mi verilir? Açık kaynak diyor. Ya sen yüzbaşısın, yüzbaşı. Şu anda görevde olan adamlarla irtibatın var mı yok mu? Daha önce görev yaptığın yerlerdeki devlet sırları ne? Daha önce görev yaptığın yerlerdeki binalardaki şartlar ne? Daha önceki görev yaptığın yerlerde görevlerindeki emir komuta zinciri ne? Ha, neyi anlatıyorsun sen açık kaynak diye? Numaraya bak. Bu adamı da öyle savunuyorlar şu anda. Açık kaynak diyorlar. Buna ne var ki, bir şey yok ki diyorlar. Şey yazmış. Parayla analiz yazmış. Bak sen, bir şey yokmuş. Ya parayla analiz yazmasından daha öte bir durum var. Bunu örtmeye çalışıyorlar. Değil mi? Şimdi partisinin genel başkanı Ali Babacan da diyor ki bu da büyük facia. Bak görün bunlara. Bu adamlar dolaşıyor köpek balığı gibi Türkiye'nin etrafında. Fırsat ve boşluk bekliyorlar. Bu casusların partisinin genel başkanı Ali Babacan da diyor ki bu düşünce suçudur diyor. Ha, Avrupa'ya şikayet edecekler bizi. Düşüncesini beğenmedikleri için Metin Gürcan'ı tutuklamışlar. Ya ne düşüncesi? Kardeşim sen AVM'nin otoparkında buluşup zarf alışverişi yapıyorsun. Ya, böyle şey olur mu ya? Bu düşünce suçu mu? AVM'nin otoparkında zarf alışverişi. Ne verdin Allah bilir yani. Ki bu anlattıkları tespit edilen Metin Gürcan'ın yaptıklarının %1'i değildir ha. Söylüyorum yani. Öbür gazetecilerin de şimdi şerefleri, namusları varsa konuşması lazım. Bu bir şeref meselesi, namus meselesi, onur meselesi bu. Şimdi konuşması lazım o gazetecilerin. Evet, Metin Gürcan bana geldi, teklif etti. Ben kabul etmedim. Neyse, teklif etti. Gel seni İstinye Amerikan Büyükelçiliğine götüreyim. Gel seni bilmem ne ülkesinin büyükelçiliğine götüreyim. Gel seni Avrupa Birliği'nin bilmem ne diplomatına götüreyim. Telif veriyorlar raporlarınıza falan deyip casusluk eleman devşirmeye çalıştı bazı gazetecilerin üstünde bu adam. Şimdi o gazeteciler eğer namuslularsa, eğer şereflilerse gider savcıya ifade verirler. Tamam, açıktan söylemeyin. Kendinizi reklam etmeyin, etiketlenmeyin. Kabul. Gidin savcıya ifade verin. Verirler mi? Birkaç tanesini tanıyorum. Dışarıdan gördüğüm kadar o kadar namusu, şerefi, onuru olan insanlar değiller birkaç tanesi. Şimdi bu Metin Gürcan gibilerin en büyük problemi buydu bu meselede. Bu Türkiye'de, bu ülkede. Bu adamlar köpek balığı gibi bu devletin etrafında dolaşıp koparacak diş arıyorlar. Metin Gürcan, Irak'ta Türk askerlerini tuzağa düşürmüş bir yüzbaşıdır. Metin Gürcan, Türk ülkelerinde FETÖ'cü bağlantılar üzerinden yürüyüp Türk devletlerindeki komutanlara veya devlet başkanlarına danışmanlık yapmış bir operasyon adamıdır. Metin Gürcan, devlete dair bildiklerini ve bu ülkede ayaklanma nasıl çıkartılır, isyan nasıl çıkartılır, ortalık nasıl karıştırılır üzerine raporlar yazıp o yazdığı raporları şeye satan adamdır. Sonra da bunun genel başkanı bana diyor ki bu diyor düşünce suçu. Ha, düşünce suçu. Ne düşünce suçu? Adam casus. Ama gel gör ki anlatamıyorsun. Ve dolayısıyla bu 400 dolarlık adamlar devleti yönetmeye talipler ya. Düşünsenize bu adamın bir yetki aldığını devlette.
400 dolara şerefini, namusunu kiralayabildiğin bir adamın devlette şu kadarcık yetki ele geçirdiğini düşünün yani. Allah korusun. O yüzden uyanık olmamız lazım. O yüzden gözümüz açık olması lazım. Bak mücadele nerede? Hangi satıhta yürüyor? Tam bunu konuşacaksın. Diyor ki dolar 13 lira. Bir dur. Başlarım sen dolarına molarına şimdi. Enver Altaylı'yı CIA casusluğundan içeride bu ülkede gündem yapamıyorsun. Konuşamıyorsun. Kardeşim bunlar casus. Bunlar hain. Bunlar bu ülkenin altını oyan adamlar. Bu ülkenin dinamitleyen adamlar. Bunlar ekip. Bunlar network. Bunlar birbirini kolluyor. Dedi ki dolarla bir dur kardeşim. Biliyorum dolar 13 lira. Söyledik onu. Hala bana dolar 13 lira, dolar 13 lira diyor. Ben sana diyorum ki adam casus. Adam Irak'ta senin askerini tuzağa düşürdü. Adam casus Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Türkmenistan'da devlet başkanının danışmanlık yaptı. Türkiye'nin bilgilerini oradaki FETÖ'cülere sattı. Oradakilerinden aldın da geldi burada başkalarına sattı. Diyorum ki adam casus. Askeri bilgisinden yola çıkarak bu ülkede isyan nasıl çıkartılır? Alevi-Sünni kavgası nasıl çıkartılır? Kürt-Türk kavgası nasıl çıkartılır? Kadına şiddet üzerinden ülke nasıl kaşınır? Bu ülkede hangi taraflarda, hangi hayatlarında dinamit nasıl döşenirin planını yapıyor, veriyor gizli servislere, diyorsun ki bana dolar 13 lira. La öleceksin, öleceksin ya. Ne dolar 13 lirası? Tamam biliyorum doların 13 lira olduğunu. Bu iyi bir şey de değil, onu da biliyorum. İktidar bunu çözmeye çalışıyor, onu da biliyorum. Bu gidişatla da çözemeyecek, onu da biliyorum. Ya yakın zamanda çözülemeyecek bir şey değil bu. Biliyorum ki hiç kimse öyle bir şey beklemesin. Sabah kalktık dolar 8 lira olmuş. Yok öyle bir dünya, yok öyle bir Türkiye. Bu zamanla olacak bir şey. Bunun çok ağır bedeli olacak, biliyorum. Ham maddeyi ithal ettik, o yüzden fiyat acayip pahalanacak fiyat. Bunu da biliyorum. Bunun çözülmesi lazım. Ne yapacak çözüm için? Regülasyon yapıyorlar işte mesela. Bypass edilecek, regüle edilecek. Başka yollar, sosyal hizmetlerin şeyi artacak, kapasitesi artacak. İhracatın doğrudan dolaylı olarak ve direkt olarak yansımalarında yeni planlar yapılacak. Bak bir şeyler aranıyor. Biliyorum, biliyorum. Ama Enver Altaylı'yı nasıl göremezsin yani? Bak kardeşim, şimdi bu Enver Altaylı adam diyor ki ben mailleri çıkmış ortaya. Casusluk ve terör örgütü üyeliği suçlarından hapis cezası verilmişti. Şimdi bunun gerekçeli kararı açıklandı. Bak gerekçeli kararda ne diyor? Bak belgede. ABD'li istihbaratçılara yazdığı elektronik postalar var. İngilizce yazılan e-postalarda devletin gizli kalması gereken bilgilerin muhataplarına aktaran Altaylı'nın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra muhatabına gönderdiği kendi istihbarat kaynaklarının vasıtasıyla yakın takibinde olan Erdoğan'ın diye ifadeleri yazan adam bunlar. Mail atıyorlar. Diyorlar ki kendi istihbarat kaynaklarından elde ettiğim bilgilere göre Erdoğan şu anda bilmem ne. Erdoğan'ın bilmem nesi. Devletin şu üst düzey bürokratının şöyle bilmem nesi var. Burada zaaf var. Bu adamı buradan sıkıştırabilirsiniz. Bir tane adam yakaladın diyor. Zinakar bu diyor. Bunu diyor şuradan yapın diyor. Bilmem ne planları yapılıyor. Sen de ondan sonra bana diyorsun ki dolar 13 lira. Hepsinin yeri ayrı. Böyle bir durum var.